Türkiye, afet tehdidine açık bir coğrafyada konumlanmış bir ülke. Kendi kritik ihtiyaçlarına cevap vermek için harekete geçen kurumların koordinasyonunda tam kavşakta duran, hayati önem taşıyan bir yapı var. AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve bu merkezin tıp doktoru yöneticisi Mehmet Güllüoğlu. Önce Yeryüzü Doktorları ekibi içinde, sonra Türk Kızılay'ında görev almış. Şimdiki durağı AFAD. Yöneticiliğin süreli ve zorlu bir sınav, mesleği olan hekimliğin ise kalıcı olduğunu söylüyor. Ama insani yardım faaliyetlerini de zaten tıbbi müdahalenin önemli bir kolu olarak görüyor. Siz kendinizi öncelikli olarak hangi kimliğinizle tanımlıyorsunuz? Mesela merhaba, selamlar. Ne işle meşgulsünüz acaba denildiğinde doktorum mu diyorsunuz, yoksa yöneticiliğin gelip geçici olduğunu düşünürüm. O yüzden de hani doktorluğu daha esasında doktorluktan öte belki hekim, keşke hekim diyebilsem. Ama doktorluğu daha çok kendime meslek olarak seviyorum, seçiyorum. Çünkü yöneticilik hani geçici olarak verilmiş olan bir imtihandır, bir vazifedir esasında, vazifenin bir parçasıdır. Ama doktorluk o anlamda belki öğretmenlik gibi, belki avukatlık gibi hani güzel bir meslek. Ama tabii keşke doktor değil de hekim olabilsek. Ha, onun farkını bize anlatsanız keşke. Tabii ki, seve seve. Hekim bir defa hani Arapçadan da gelen, yani doğu kelimesi, bizim kelimemiz. Doktor, Latince'den gelen batı kelimesidir. İçerik olarak farklılığı var mı? Vardır. Doktor, iki tür doktor vardır. Bir tıp doktoru vardır, Doctor of Medicine diye. Bir de filozofi doktoru vardır, PhD diye geçen. Yani siz inşaat mühendisi de olsanız, siz sosyoloji de okumuş olsanız, önce yüksek lisans, arkasından doktora yapabilirsiniz. O da doktor diye geçer. Hekim ise hikmet sahibidir, hikmetten gelir. Hekimlerin hikmet sahibi insanlar olması beklenir. Tabii Türkiye'deki, sadece Türkiye'de değil esasında, modern tıp, modern doktorluk, hı hı, daha çok operatörlüğü gerektirir. Yani bir yerde geliştirilmiş, icat edilmiş bir şey vardır. Onu kullanmayı, onu kullanma becerisini gerektirir. Ama hekimlik ise, yani İbn Sina'nın yaptığı hekimlikte ya da bizim Müslüman tababetinde hekimlik hikmeti gerektirir. Sadece hastalanan birine bir operatör gibi, yani bu illa ameliyat yapacak olan bir cerrahlığı gerektirmez. Bazen bir dahiliye doktoru da bir operatör gibi yaklaşım gösterebilir. Ama onun yerine inşallah zaman içinde doktorluktan hekimliğe bir geçiş yaparız, eğitim sistemi ve uygulamacılar olarak. O yüzden keşke hekimim diyebilsem, ama hani aldığım eğitim ve genel toplumda daha çok kabul gören, bilinen ifadesiyle doktor olmayı tercih ediyorum. Ama şu anki vazifelerim, tabii son 5 yıldır özellikle yöneticilik ağırlıklı gidiyor. Şimdi yöneticisi olduğunuz yapıyla da ilgili ve onun çalışma alanlarına ilişkin ve aslında bu ülkenin dünya üzerinde hissettiği sorumluluğa ilişkin de sohbetimiz olacak, ama bu damar benim gerçekten çok ilgimi çekti. Çünkü bir doktor, bir hekim olarak öyle görünüyor ki şu haliyle siz bize bu işin felsefesinden bahsediyorsunuz. Tarihi arka planından bahsediyorsunuz. Evet, mesleğiniz, işiniz bu olmuş, ama seçerken de bu bilinçle mi bakıyordunuz, yoksa o zaman içinde ortaya çıkan bir şey mi oldu? Tabii. Hani Türkiye'de meslek seçimi konusunda hem dramatik hem komik çok hikaye vardır. Bende de hani hem bir tababete yatkınlık vardı, ama hani mühendis mi olsam, doktor mu olsam diye çok da netleştirmemiştim. Ancak hem ailemin bu konuda, onlar da hani çok tipiktir bizde, anne babamızın da oğlum hani keşke doktor olsan yaklaşım, ben de ama istiyordum da tıbba girdim. Ama okurken esasında hani bunun çok daha hayatı kuşatan bir bilim olduğunu ve hani bizim kadim kültürümüzde de mesela astronomi de çok kadimdir bizde. Hı hı. Ama biz son yıllarda, son belki 100 yıllarda uzaklaştığımız bir alandır astronomide. Ki peygamberler tarihinde bile yıldızlara bakarak dua ettiği, tefekkür ettiği bilinen bir gerçektir. Tababet bu anlamda çok hani kadim. Sadece hani İslam kültüründe değil, bütün Çin tıbbı,
işte Mısır tıbbı gibi, hı-hı, yani firavunlarda mumyalama aynı zamanda çok iyi bir cerrahlığı ve anatomiyi öğreten, işte İbn Sina'da hem Tıbb-ı Nebevi'den hem yapılan çalışmalarla geliştirilen, yani bir koca bir zincirin parçası esasında. Şimdi bugünün kelimeleriyle Dünya Sağlık Örgütü sağlığı fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi olma hali diye tanımlar. Yani bu tanımın içinde mesela hastane yoktur, bu tanımın içinde ameliyathane yoktur, bu tanımın içinde ilaç yoktur. Bütün bu çözümler çok sonradan gelen şeyler, yani öncelediği farklı bir öncelediği durum. İyi olma halidir. Yani kötülüğü düzeltme hali değildir sağlık. Sağlık iyi olma halidir. Bir koruma dolayısıyla belki. Doğru. Aynen öyle. Bir korumaya gerektirir. Daha geniş bakmaya gerektirir. Sosyal olarak da mesela genelde fiziksel olarak iyi olma hali. İşte tahlildeki değer diye konuşulur. Psikolojik olarak iyi olma hali, işte depresyondayım değilim diye konuşulur. Ama bir parametresi daha vardır. O da sosyal olarak iyi olma hali. Yalnızlık, iletişim kurmak, sosyal hayatta yer edinmek, mahallenin büyükleri gibi. Yani sosyallik de esasında sağlığın bir parçasıdır. Belki modern toplumdaki en zor konulardan bir tanesi de budur. Yani kişi fiziksel olarak çok iyi. Psikolojik olarak da esasında kötü durumda değil ama sosyal ilişkilerde problem var. Sosyal hayatta problem var. O da esasında sağlığı etkiliyor. Tabii tıp çeşit çeşit. Yani şöyle çeşit çeşit. Şu anki dominant tıp, şu anki baskın tıp Batı tıbbı. Bu Batı tıbbında da Avrupa ve Amerika merkezli tıbbi yaklaşımlar söz konusu. İşte textbook dediğimiz ansiklopedilerde ya da ana kitaplar çoğunlukla yine bu özellikle iki ülke ya da o hani Batı dediğimiz Avrupa Amerikalı merkezli yayınlardan oluşan yaklaşımlar. Ama bizim kadim tıpta işte önleyici tıbbın, hastalanmadan önce yapılması gerekenlerin, mesela az yemek yemenin, yani dünya dönüp dolaşıp yemek yemenin fazlasının, yani sadece obeziteden dolayı değil, her türlü birçok hastalıkla alakalı olarak, birçok hastalık, yani birçok kanser türü ile alakalı olarak vücuda zarar verecek olan şeylerin tüketilmemesine dair, mesela yanık yenmemesine dair, işte sigarayla dair, alkole dair birçok şey bizim kadim tıpta karşılığını bulan zaten şeylerdir. Zaten var ama biz bağlantılarını yeni keşfediyoruz bu taraftan herhalde. Orada tabii esasında farkındalığımız da var. Ama davranış değişikliğini gerçekleştirmek, onu hayata uygulamak kısmını belki yaymak lazım. Bu anlamda Türkiye'de de evet bir eksiğimiz vardı. Hastanelerimizin hekim sayısının, hemşire sayısının, fiziki imkanın eksiği vardı. Ancak bu konuda zaten Sağlık Bakanlığı da çalışıyor. Yeni dönemde belki bu tür faaliyetleri, yani sağlık okuryazarlığının artırılması, kişilerin kendi sağlıklarını düşünüp sağlıklı faaliyetleri, sağlıklı davranış değişikliklerini gerçekleştirip yani sigarayı bırakması, yürüyüş yapması gibi yediklerine içtiklerine dikkat etmesi gibi faaliyetler esasında doktora gitmekten, esasında ilaç almaktan, ameliyat olmaktan çok daha etkili. Ama bunu da önce yapmak gerekiyor. Yani hastalandıktan sonra değil. Ülkemizde de ben bunun ister istemez, çünkü bu bir dünya da artık buna döndü. Artacağını düşünüyorum. Bunlar da esasında içinde hikmeti barındıran şeyler ama biraz dolambaçlı yoldan dolaşmış olacağız. Peki sizin kendi seyrinize yine bir parça dönelim. Yani orası mı burası mı, mühendislik mi tıp mı derken tıp olmuş gelmiş bir noktaya. Fakat hedeflenen doktorluk, tıp doktorluğu ya da hekimliğin ötesinde başka ilgi alanları da olmuş galiba, genişlemiş. İlginiz mi çeşitliydi? Ne oldu? Yetmedi mi size? Az mı geldi? Hep şey derler. Çok zordur tıbbi falan der mi? Size zor mu geldi? Az mı geldi? Esasında tıbbın dışında bir şey yapmıyorum şu anda da. Tıbbın dallarından bir tanesi olarak halk sağlığı vardır. Sorumluluk alanınızı genişletmişsiniz. Ama tıbbın içinde hala içinde. Çünkü insani yardım, afetler, bunlar yine tıbbın parçasıdır. Ve ben size de öncesinde kısaca bahsetmiş oldum. Ev arkadaşım Afrikalıydı, Etiyopyalıydı. Böylece bir Etiyopya, bir Afrika belki farkındalığı, bir şuuru gelişti. Öğrencilik yıllarımda yine Etiyopya'ya gittim. Bir dünya ve bu dünya hani sadece batıdan oluşan bir dünya değil. Hakikaten hani farklı dünyalar, farklı bir ülke ile beraber insani yardım diye bir alanın olduğu, insanların bir kısmının açlıktan öldüğü, çok basit hastalıklardan öldüğü, ülkeler olduğu, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan olduğuyla, gerçeğiyle hani çok net bir şekilde karşılaşınca bu sefer dedim ki yani bu tarafta da yapacak çok şey var ve bir doktor olarak da yapacak çok şey var. Yani illa çok kompleks, çok zor bir hastalığı çözmek değildir tababet, doktorluk.
Ölmek üzere olan ya da çok basit bir ilaca ihtiyaç duyan, yani şu an bizim artık çok birkaç liraya, 4-5 liraya ulaşabildiğimiz bir antibiyotik, hatta fazlasıyla, haddinden fazla tükettiğimiz bir antibiyotik, Afrika'daki bir çocuğun hayatını kurtarıyor. Bizim burada belki tüketmememiz gereken antibiyotik, orada çocuğun hayatını kurtarıyor. Bunun için böyle çok kompleks, yani enfeksiyon uzmanı olmanıza da gerek yok. Birinci basamak, hani bizim burada bazen aile hekimlerini beğenmeyen hastalarımız olur. Halbuki tababetin esası oradadır. Yani oradan başlar. Birinci basamaktır o düzeyde ve bu hakikaten birinci basamaktır. Hastaların ideal sistemlerde öncelikle o birinci basamak aile hekimlerine gitmesi beklenir. Onların yönlendirmesiyle uzman doktora gitmesi beklenir. Benim de kendi şahsi serüvenimde insani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler olduğunu, milyonlarca insan olduğunu hem gözlemlemem hem o Afrika farkındalığından sonra, daha çok okuduktan sonra ben insani yardım alanında çalışmayı tercih ettim. Ve böylece de esasında çokça insana ulaşabildiğimi düşünüyorum. Yani ev arkadaşınızın Etiyopyalı olması mı aslında metra konusunda bir farkındalık oluşturdu? Sadece o değil tabii ki. Ortaokul, lise yıllarından itibaren dünyada olup bitenler. Mesela bugünün belki ortaokul, lise yıllarındaki öğrencileri Suriye duyuyorlar. Belki Yemen'i duyuyorlar. İşte son bir yıldır Myanmar'ı, Bangladeş'i duyuyorlar. Böylece hani orada ufak ufak kulağımıza giren, 90'lı yıllarda Filistin'i, o zaman için intifadaları duyuyordum. Yine Körfez krizini, birinci Körfez Savaşı, Amerika'nın 91'deki saldırısını televizyondan, hatta o zaman içinden de hatırlıyorum, canlı yayınlanan bir savaş olarak verildiğini hatırlıyorum. Böylece esasında hani İslam dünyası, işte birilerinin saldırdığı ülkeler gibi zihnimde başlamıştı. Ama tabii bunu aynel yakin yapmak için gitmek gerekiyor. Mesela ben bunu hep ifade ediyorum. Afrika dediğin şey koca bir kıtadır. Nasıl ki Asya dediğinizin içinde Çin de Asya'dadır, Türkiye de Asya'dadır. Hani birçok kültürü hem zenginliği hem fakirliği barındırıyorsa Afrika da böyledir. Ben de sadece Afrika farkındalığı oluşmadı. Afrika ve içinde bir Etiyopya, ki yani sadece Etiyopya'yı size dakikalarca belki anlatabilirim. Esasında orada da yani genellemeden, Afrika demeden Etiyopya'yı, işte sonra bir başka ülkeyi anlamanın daha doğru olduğunu. Parçalayarak zihnimizde, yani onların farklı özelliklerini, daha doğrusu kendine has özelliklerini fark ederek diyelim. Yani şimdi bazen Batı medyasında da zaman zaman görüyoruz ya, Türkiye'yi bir Orta Doğu ülkesi olarak konumlandırılıyor. Hatta hala bazen deveyle gezen insanlar tasvir ediliyor ya. Bu bize çok garip geliyor değil mi? Yani Türkiye'de artık deveyle gezen insan mı kaldı? Halbuki hani o genelleme, Türkiye bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu'da Araplar var. Bunlar hala fesle dolaşır, hala deveye biner. Bu o batıdaki o kötü algı, bizim için de Afrika diye bir kıta var. Bunların tamamı kara, bunların tamamı fakir. Halbuki Afrika tarihte mesela büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kıtadır. Tarihte Mali İmparatorluğu var, Etiyopya merkezli Aksum İmparatorluğu var. Bunlar da yine Osmanlı'nın ilk yıllarında yaşamış, 1400'lerde, 1500'lerde yaşamış imparatorluklar. Ama sonra zaman içinde devran değişiyor. Afrika artık yani yoksulluğa, sömürüye ve ne yazık ki o fakir imajına dönüyor. Ama bugün bile bizim bildiğimiz kara kıta, yani imajına dönüşüyor. Ama bugün bile yani Afrika'da birçok zengin de vardır, çok fakir de vardır. Afrika'nın şu anki genel itibariyle ya da Afrika ülkelerinin genel sorunu gelir adaletsizliğindeki uçurumun artmış olmasıdır. Bu da tabii hakikaten insanların bir kısmının açlıktan ölmesine, ülkedeki yatırımların azalmasına, zenginlerin başka ülkelere gitmesine, zenginliklerini götürmesine, bu da ülkedeki yaranın, hani sorunun daha da derinleşmesine sebep oluyor. Bunlar da zaman içinde gördükçe, bunu ben artık hani modern ifadeyle yine söyleyeyim, kariyer olarak da hem işimi yapıp, hem bu bir iş olarak yapıp, hem insanlara faydalı olabileceğim bir alan olarak da açıkçası gördüm. Ama tabii kolay da bir an değil, kolay da yani, bir konu değildir bu. Evet, bu çok dünyanın bütününe ilişkin büyük bir resmin, çok bilinçli bir yorumu şu anda söylemiş olduğunuz şey. Ama ben bir genç adamın hikayesini merak ediyorum. Yani o genç adam doğrudan tıp eğitimini almaya devam ederken bir sivil toplum kuruluşuna doğru yöneliyor. Evet. O hikayeyi dinleyelim. Yeryüzü Doktorları mıydı ilk olarak? Evet, ilk olarak Yeryüzü Doktorları Derneği. Tabii sivil toplum olması esasında benim için bir yeni bir kapıydı, yeni bir dünyaydı.
Çünkü Türkiye'de evet sivil toplum daha çok dernekler ve vakıflar eliyle yönetiliyor. Ancak öğrencilik yıllarındaki araştırmamda gördüm ki yani dünyada mesela Kanada, Hollanda, Amerika ki yine Batı onca yüküyle beraber çok medeniyetinin detaylarında yani hakim medeniyet olmanın sadece parayla açıklanmayacak bazı detayları da var. Çok yüksek miktarda sivil toplum faaliyetleri var. Yani insanların neredeyse nüfusun hiçbiri yok ki bir derneğe ya da bir vakfa gönüllü ya da üye olmasın. Yerel yapılardan uluslararası yapılara kadar böyle bir kültür var. Böyle olunca da hani dünyadaki faaliyetlerinizi, ticaretinizi, farkındalığınızı çok daha yukarı seviyeye taşıyabiliyorsunuz. Yani işte bir İngiliz'deki Afrika farkındalığı ile bir Türk'teki Afrika farkındalığı aynı olmuyor. Çünkü seyahat için, çünkü sivil toplum faaliyeti için ya da bizzat devleti onu zaten göndermiş oluyor ya da zaten gitmiş oluyor. Ama bizim için hatırlarsınız bir reklam da vardı, Afrika çok uzak. Kültür olarak da Afrika çok uzak diye bu kültürümüze girmişti. Halbuki siz bir genci, hatta lise yıllarındaki bir Amerikalı genci çok rahat bir şekilde bundan 20 yıl önce de, bundan 10 yıl önce de Afrika'daki bir faaliyet için gönüllü olarak Afrika'da görebilirdiniz. Hala da görebilirsiniz. Bizde bu yeni yeni artıyor. Yeni ortaya çıkmaya orada da benim için bir sivil toplumda ama sadece gönüllü olarak değil, profesyonel olarak çalışmayı belki de hani yine günümüz parametrelerinde kariyer riski olarak alıp yani doktor adamsın, senin bir dernekte ne işin var? Ne yapıyordunuz orada? Yani oranın hani genel koordinatör olarak başladım. Tabii bugüne göre çok daha küçük bir kuruluştu. Ama yani benim için ilginç geliyor bana, affedersiniz. Yani özellikle mesela dediğiniz gibi çok daha geniş kapsamlı bir yapıdan da bahsedeceğiz birazdan ama mesela yeryüzü doktorları, meslek profesyonellerinin, meslek sahibi insanların yardım olarak götürdüğü şey insan kaynağı, kendileri. Kesinlikle. Onu biraz anlatmanızı istesem. Çünkü en cazip ve en ilgi çekici tarafı, en insana temas eden tarafı gerçekten o. Yeryüzü doktorlarındaki bizim sermayemiz ki hala da arkadaşlarım hem yönetim kurulu hem çalışanları itibariyle orada çok güzel işler yapıyorlar. Bizim sermayemiz insandı ve bilgi birikimiydi. Yani Türkiye'nin bir yerinden, bir tıp fakültesinden profesör hocamız alanında uzman olduğu ameliyatı yapmak üzere sermayesini ortaya koyuyordu. Ameliyathane hemşiresi olan bir başka hemşire arkadaşımız ya da sağlık memuru arkadaşımız oradaki tecrübesini ortaya koyuyordu. Bir göz doktoru katarakt ameliyatı için, bir üroloji doktoru işte fistül ameliyatı için bu bilgi birikimini ortaya koyuyordu. Bizim hani oradaki temel gayemiz ihtiyaç sahibi olan bir ülkede, bu bazen Filistin oluyordu, bazen Afrika oluyordu, bazen Balkanlar oluyordu, bazen Kafkas ülkeleri oluyordu. Yine çoğunlukla eczacı, eczane sahiplerinden toplamış olduğumuz ilaçlar ya da ameliyat malzemeleriyle gitmek, orada bir hafta 10 gün boyunca seçilmiş olan vakaları, orada ameliyat edilemeyecek olan vakaları ameliyat edip dönmek üzerineydi çoğunlukla projelerimiz. Bu tabii ben bunu o zaman da söylüyordum, hala da söylüyorum. Şu an bu tür faaliyetler sadece gittiğimiz ülkede değil, esasında giden için de iyileştirici bir şey var. O tesiri gerçekten merak ediyorum. Çünkü biz hoşlanmadığımız, açık söylemek gerekirse ve eleştirel bakalım kendimize, ekranda gördüğümüz ama görmeye dayanamayacağımız bir manzara karşısında elimizin altındaki kumandaya tık diye basıyoruz ve resmi değiştiriyoruz. Artık o yaşamıyor bizim için. Ama gerçek, öyle değil. Gerçek öyle değil. Yani biz hem oraya gidiyoruz, bir de o kumandayı değiştirince o gerçek orada ortadan devam ediyor. Kalkmıyor. Ortadan kalkmıyor. Yani o işte kanalın eksisini artısına basınca o hayattan eksilip artılmıyor. Yani sesini artırır gibi güzelliği artırabilseydik keşke. Ya da işte sesini kısarmış gibi kanalda başka bir kanal geçermiş gibi keşke değiştirebilseydik. Yani gerçekten kaçamıyorsunuz dolayısıyla. Kesinlikle. Siz. Kesinlikle. O gördükleriniz ruhsal olarak nasıl izler bırakıyor? Tahribat mı yoksa bir motivasyon mu? Her ikisi de. Yani her ikisi de şöyle ki bir tarafta bugün burada hayatı, yaşadığınız hayatı görüyorsunuz. Beklentileri, hırslarınızı, daha. Yani bu da tabii sadece bizim bugüne ait bir şey değil. Bu hani çok bu alanlarda belki konuşacak kadar bilgi sahibi değilim ama bu hayatı yaşayan biriyim. Kapitalist toplumun belli markaları vardır. O markalardan bir tanesinin sloganı da daha fazlasını istedir.
Yani slogandır bu ve bu hani sadece bir marka için değil birkaç marka için evet. vardır bu. Daha fazlasını iste, daha fazlasını sor, daha fazlasını talep ettir bu. Şimdi ama öteki tarafa gittiğinizde ise azıyla yetinen, azıyla mutlu olan ama doktor olmadığı için yani Türkiye'de mesela 3 kiloluk tiroid hastası olan, guatro olan insan görmezsiniz. Artık evet, görmezsiniz. Evet, evet, evet. Çünkü azıcık büyüdü mü şikayet artar ve kişi doktora gider. Ama gittiğimiz coğrafyalarda yani hayatındaki en büyük guatro ameliyatını yapan doktorlarımız oldu. Ya da hayatındaki en zor vakaları insanların orada gördüler. Evet. Hem katarakta hem başka alanlarda evet, en zorlarını evet. orada gördüler. Çünkü o insanların doktora erişimi olmadıkları için beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu. Bu bir tarafıyla hani iyileştiriyor. Ama öteki tarafıyla buradaki hayatı belki de iyi bir şey. Bu kısmı da iyi bir şey. Buradaki hayatı da sorgulattırıyor. Ben mesela hani benim için geri geldiği için ifade etmem lazım. En zor görüntülerden bir tanesi de 2011'de yine bir grup doktorla beraber Kenya Dadaab'a gittik. Kenya Dadaab'da Somalili göçmenler vardı. O zaman başbakanımız olan Cumhurbaşkanımız Somali'ye gitmişti. Hı hı. Biz de Kenya'ya gitmiştik. Çünkü Kenya Somali komşu ve 500 bin Somalili gıda bulmak için Kenya'ya sığındılar. Bir Birleşmiş Milletler kampı. 90 bin kişilik bir kamp. Ama 500 bin kişiyi barındırıyor. Ve o kampta açlıktan ölen çocuklar oldu. Yüzlerce, binlerce. O ziyaretlerimden bir tanesinde de açlıktan ölen bir çocuğun annesi tarafından kabre konuşuna şahitlik ettim. Ve hani o bizim işte televizyonda gördüğümüz değildi. Kendi gözlerimle gördüm. Öyle belki yüzlerce, binlerce çocuk ama işte aralarında ölenlerin bir tanesinin kabre konuşuna şahitlik ettim. O hani o çöpe dönmüş, karikatürize edilen de vardır ya, o gerçek. Ve hani ben onu gördüm. Burada da şimdi ne zaman hani ağır bir yemek yesem pişmanlık hissederim. Yani sen onu gören birisin, sen başkası gibi değilsin, sen onu gördün, kendi gözünle gördün diye. O kısmı tabii hani belki insanı diri tutacak şeylerden bir tanesi. Ama zor da bir görüntü, bu hayatı devamlı sorgulattıran da bir görüntü. Bu alanı böyle bir alan. Size soruyorum, cevabı zor olan şeyler sizde ama ben de yutkunarak dinliyorum tabii ister istemez. Yani sizin o kaçamadığınız gerçekliği neticede bize aksettiren kanallar da var. Evet, o sorgulamanın içindeyiz ama o hakikate şöyle değiyoruz, ondan sonra uzaklaşıyoruz. Değiyoruz, uzaklaşıyoruz. Bir taraftan siz bilinçli bir biçimde hayatınızı veya bakışınızı, inisiyatifinizi oradan çok çekmemişsiniz. Devamı nasıl geldi? Çekemezsiniz. Yani? Bu alan böyledir. Yani marangozluk için bir ara ahşap oymayla uğraştığımda o zamanki ustamın, o zamanki hocamın bir sözüydü. Marangozluk, bu benzetme yani kıl değil, testere, var mı? Kıl testere diyeyim özellikle. Ahşabın tozunu yutan, iflah olmaz, hani bunu kolay kolay bırakmaz derdi. Şimdi bizim alanda da, insani yardım alanında da o zorluğu gördükten sonra ben bir daha yani bu işi yapmayacağım. Çünkü bir taraftan bir haz var, öteki tarafta onun ihtiyacının orada olduğunu bekliyorsunuz. Yani biliyorsunuz. O yüzden hani kolay kolay da bundan sonra ben bu alanda ben yeryüzü doktorlarından ayrıldıktan sonra da gönüllü olarak yeryüzü doktorlarıyla bazı faaliyetlere gitmeye devam ettim. Hı hı. Yani bu anlamda hani bir yerde profesyonel çalışmanız bitse bile o alandaki artık gönüllünüz bitmez, farkındalığınız bitmez. Defalarca Filistin'e gidip gelmiş biri olarak Filistin'de bir yerde patlama olduğunda, bir yerde bir olay olduğunda ben artık nerede olmuş? Hani Filistin'de değil, yetmiyor muyum? Neresinde olmuş? Evet. Ne olmuş? Diye yakından da daha yakınlaşıyor sizin için. Ama uzak tabii ki bir yer için. Mesela Irak'taki patlama dünyanın çoğu için hiçbir şey ifade etmiyor artık. Ya bir şey ifade etmiyor artık. O yüzden ama gidip gelen biri için bu sadece benimle alakalı değil. Bu gidip gelen herkes için oradaki dostları, oradaki tanıştığı, oradaki yemek yediği, oradaki sohbet ettiği insan artık aklına geliyor. O sizin için yakınlaşan bir şey oluyor. Kendi mahalleniz olmuş oluyor o sizin için. Hamdolsun bu alanda da hizmet etmeye de devam ediyorum. Önce işte başka bir kurumda, şimdi de AFAD'da. Şimdi evet, hali hazırdaki duruma gelelim o halde. AFAD adıyla ve yaptıklarıyla dolu dolu. Fakat bir yönüyle tedbir, bir yönüyle koruyuculuk ama bir yönüyle de bir yerde kötü, yüzümüzü buruşturacak, içimizi düşürecek bir şey yaşanacak ki biz de ardından faaliyetiyle AFAD'ı görelim. Nerelerde görüyoruz? Esasında biz bu yaklaşımı da değiştirmek de istiyoruz.
Tabii AFAD'dan hemen önce 4 yıl kadar Kızılay'da çalıştım. Hı hı. Bu anlamda alan benzerliği de olduğu için bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Kızılay'da da afetler, uluslararası insani yardım ve kan bizim hani en ilk akla gelen alanlarımızdı. AFAD'da ise afetler ve insani yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Tabii afet ve afetle alakalı bütün faaliyetlerde esasında tıbbın halk sağlığı, halk sağlığı dalının altındaki alanlardan, araştırma alanlarından bir tanesidir. Dünyadaki afetlerle çalışan birçok akademisyenin bir kısmı halk sağlığından gelir. Hı hı. O yüzden hani yine hala ben bu yüzden de tıp faaliyetimin devam ettiğini düşünüyorum. Çünkü toplumu anlamak, hayatı anlamak, evet ben jeoloji mühendisi değilim ama bir şeyin, bir sarsıntının afet olmasındaki kritik konu insandır. Yani bir sarsıntı denizde oluyorsa o afet değildir. O bir depremdir, o bir yer sarsıntısıdır ama afet değildir. Bir şeyin afet olmasındaki kritik konu insan etkilendi mi? Ya da topluluk etkilendi mi? Yani bir toplum etkilendi mi vardır? Arkasından gelen soru da o topluluğun kapasitesi o olayla baş etmeye yetti mi vardır? O yüzden bunlarla biz ancak afet diyebiliyoruz. O yüzden yine afetin merkezinde de insan var. Ben o yüzden hala tıp tababetime devam ettiğimi düşünüyorum ama farklı tarafından devam ettiğimi düşünüyorum. AFAD neyle uğraşıyor? Dediğim gibi temelde iki alanımız var. Afetler her şeyiyle ama sadece AFAD olarak değil başkalarının da uğraştırmak, bu koordinasyonu sağlamak, ilgili bakanlıkları. Evet, evet yani sizin durduğunuz kavşak çok önemli. Doğrudan. Bir kavşakta duruyoruz. Bunu da biz de böyle hissediyoruz ve böyle konumlandırmamızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bazı konular vardır. Tek başına bir kurumun yapmasını beklemek doğru değildir. Yani sağlık böyledir, afet böyledir, eğitim böyledir. Yani siz velilerin katılım göstermediği bir eğitim sisteminde sadece bakanlıktan bir şey beklememiz doğru olmaz. Veliyi akşamleyin, çocuğu ödev yaptığını yapmadığını soracak, okula gitmesini söyleyecek, onu takip edecek, öğretmeniyle eğer hani çocuklar olanlar bilirler, öğretmeniyle iletişim kuracak. Yani yakından ilgilendiği zaman çocukta verim daha çok gelir. Sağlıkta da sadece Sağlık Bakanlığı'ndan beklemek değil, bunun gıda ile alakalı ilişkisi, bunun spor, yani insan bireyinin sporla ilişkisi, yerel yönetimler gibi çoklu bakmak yani lazım. Yani işte o bahsettiğiniz toplum sağlığı meselesi zaten paydaşlarını çıkarıyor ortaya. Kesinlikle. Doğru. Afet de tamamen böyle bir konudur. Yaşadığınız şehir, yerel yönetim, belediyeler, ilgili diğer kurumlar, bakanlıklar, diğer bakanlıklarla ancak biz afet yönetebiliriz diye bakıyoruz. O yüzden tam biz kavşakta durduğumuzu, bu kavşak trafik polisliği gibi değil, kolaylaştırıcı, birleştirici, aynı masada toplayıcı, tartıştırıcı ve hani yol alıcı bir usulde devam ediyoruz. Daha önce Başbakanlığa bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyorduk. Ancak yeni düzenlemeyle beraber İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama dediğim gibi diğer birçok bakanlığın birçok alt birimiyle, genel müdürlüklerle, ilgili yapılarla faaliyetlerimizi bugüne kadar devam ettirdik. Bundan sonra da böyle devam ettirmemiz gerekiyor. Fiziki sınırlarınız neler? Coğrafi diyeyim daha doğrusu. Açıkçası dünya. Dünyada da hem afet özelinde 81 ilin tamamı. Çünkü biz afetselliği yüksek olan bir ülkedeyiz. Deprem, deprem, sel, heyelan, kaya düşmesi, çığ başta ilk akla gelenler olmak üzere. Ancak bazen kazalar, bazen acil durumlar da yine bizim gündemimizdeki alanlardır. İnsani yardım tarafında ise dünya. Yani son bir yıl içinde İran-Irak sınırındaki depremden sonra Irak'a müdahaleye gittik. Arnavutluk'taki selden sonra oraya yardıma gittik. Somali'deki, Somali tarihinin belki en büyük patlamalarından biri oldu. Oradan yaralı tahliyesi için Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekiple oraya gittik. O yüzden fiziki sınırlarımız, hani ilgi alanımız dünya. Ama özel olarak afette bütün Türkiye, insan yardımı ise çok daha geniş bir coğrafya bizim alanımız. Afetler konusu tabii hani biraz önce esasında oradan başlamıştık. Müdahale ile sınırlı değil. Hatta biz istiyoruz ki müdahaleye en az ihtiyaç duyulacak şekilde faaliyetimiz olsun. Yani mutfakta yine aynı sağlıktan insan en iyi kendi bildiği alandan örnek verilmiş. Örnek vermek gerekirse koruyucu tıp gelişsin ve insanlar kanser olmasın der gibi bizim afet öncesinde yapacağımız faaliyetler gelişsin ki afet anında binalar yıkılmasın
ve biz arama kurtarmaya en az şekilde ihtiyaç duyulsun isteriz. Bu bahsettiğiniz profesyonel bir çalışma mı, yoksa toplumun bilinçlendirilmesi veya fert fert bizim de görebileceğimiz, yapabileceğimiz şeylerle mi ilgili bu bahsettiğiniz? Bu her ikisi de, yani makro seviyede politika değişikliklerinden, kanun, yönetmelik, genelge gibi başkentlerden yapılması gereken faaliyetler de var. Bu her bir bireyin, istisnasız her bir bireyin hayatında bir şey değiştirmesi, ilk yardım öğrenmesi, aile planının yapılması, afet çantasının hazırlanması, binanızın sigortasının yaptırılması, zorunlu deprem sigortasının yaptırılması, binanızın güvenliğine, yani binanız sağlam mı değil mi sorulması gibi, yani hem bireyi... Bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Ya bana bir şey olmaz. Bizim en sevdiğimiz cümlelerden bir tanesidir ya, böyle toplumsal parolamız gibi. Ya bana bir şey olmaz cümlesinin sizin işinizi zorlaştıran bir karşılığı var mı, yoksa bu sadece bir fıkra mı? Keşke öyle olsun. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Var mı böyle bir şey? Kesinlikle. Size? Ve bu hani sadece afetlerde değil, iş sağlığı güvenliğinde de, ev kazalarında da, acil hastanelerin acil bölümleri böyle vakalarla dolu. Yani o bana bir şey olmaz diyen kişilerin başına da geliyor bunlar. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Tekrar hani sadece dediğim gibi afetlerde değil, trafik kazalarında da, yani hız yapıp emniyet kemeri takmayıp bana bir şey olmaz diyen çok kişiyi biz kaybediyoruz trafik kazalarında. Çok kişi yaralanıyor. Omurilik felçli olarak kalıyor. Yani o bana bir şey olmaz diyenler keşke o omurilik felçleriyle bir sohbet etse, trafik kazasından dolayı kalsa, ki hayatta mesela Afrika'da hala enfeksiyon hastalıkları çoktur. Toplumlar geliştikçe enfeksiyon hastalıkları azalır ama kazalardan ölümler artar, kanserlerden ölümler artar. Çünkü enfeksiyonu artık yeniyoruz, temizlik arttı, işte verem azaldı, ishal azaldı, antibiyotik kullanımı arttı, yani sağlık imkanları arttı. Artık kazalar ve kanserler artar. Yani bu Batı toplumunun şu an karşılaştığı en büyük ölüm sebepleri bu ikisidir. O yüzden o hani bana bir şey olmaz diyen çok insan şu an ne yazık ki, yani biz trafikte ya da iş kazalarında ya da ev kazalarında ne yazık ki ya yaralanıyor ya can kaybı yaşanıyor. Bizim afetlerde de kesinlikle bu böyledir. Her bir bina için, her bir birey için bunun önlemini almak lazım. Biz 300 yıllık bir itfaiye kültürüne sahibiz. Tulumbacılar vardır bizde. Ama aynı kültürü mesela tedbir kültürüne devam ettirememişiz. Halbuki bizim kendi kodlarımızda tedbir, önce tedbir al sonra tevekkül et vardır. Ancak tedbir o zor geliyor herhalde. Onu değiştirmemiz lazım. Onu mesela Batı'nın yine dünyadaki şu an önde gitmesi sebeplerinden bir tanesi budur. Tedbir kültürü, o kontrol listeleri önemlidir. Mesela uçaklar çok böyle gelişmiş bir sektördür. Gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi de müthiş tedbirlerle hareket ederler. Yani belli kontrolleriniz yapmazsa o uçak hareket etmez. O bütün o prosedürün arkasındaki o bütün düzenin, zincirin her birinin bir mantığı vardır. Hatta bazen abartılı geldiği bile düşünülür. Ama o yüzden... Tek tek onları izah ettiklerinde gözüm açılıyor, çenem düşüyor gerçekten. Aynen. Hakikaten öyle. Saçma geliyor ama hayır, şu olayda şu oldu, bu hesaba katılıyor artık. Bunun tedbiri olarak da böyle bir kural kesinlikle var. Kesinlikle. Ama mesela keşke hani emniyet kemerinizi uçakta zorla taktırırlar size. Evet. Hani hanımefendi, beyefendi lütfen takın derler. Keşke bizim arabalarımızda da emniyet kemeri takılmasa, araba hareket etmese. Çünkü böylece hani belki sistemleri geliştirmek lazım. Bizde de afetlerde de, yani afetler bir anda olan şeyler değil. Bir zincir. Yani biz şu an Türkiye'nin depremselliği hakkında fikrimiz var. Binalarımızı ona göre inşa etmemiz lazım. Türkiye'nin selle maruziyeti hakkında fikrimiz var. Binalarımızı, yollarımızı, altyapımızı ona göre inşa etmemiz lazım. Bireylerin de bunu biliyor olması lazım. Biz bu anlamda hani sadece Cumhuriyet tarihinde bile, ki onun da kısıtı değil, tarih kitaplarından, evet, yani sadece Osmanlı tarihinden değil, binlerce yıllık tarih kitaplarından biz bu coğrafyadaki afetleri biliyoruz. Yani on binlerce kişinin bundan yüzlerce yıl önce de öldüğünü biliyoruz. Hatay'da öldüğünü, İstanbul'da öldüğünü, yine dünyanın, Türkiye'nin farklı illerindeki depremler tarih kitaplarında geçiyor. Küçük kıyamet, mesela İstanbul'daki 1500 yıllardaki deprem küçük kıyamet diye adlandırılıyor. Ve o günün tabii tarih kitaplarına ulaşan veriye göre 13 bin civarında insanın öldüğünü tahmin ediyoruz. 1500'lerde çok, bile, evet, yani, nüfusun çok olmadığı, tabii binaların belki bu kadar beton olmadığı dönemlerde bile 13 bin kişinin öldüğünü biz tarih kitaplarından biliyoruz.
Tedbir kültürü bizim tekrar dönüp dolaşıp kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Oturduğumuz binadan başlamak üzere, çünkü önce kişi kendisinden mesul, ilk yardım eğitimini artırmamız gerekiyor. Tabii makro seviyede de biz hani Ankara'da bakanlıklar düzeyinde, düzenlemeler seviyesinde bunu artırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan o bizim vazifemiz. Ama öteki taraftan da her bir bireyin, sizin dediğiniz gibi, katılımını sağlamamız lazım. Böylece hani yine belki ilk başa dönecek olursak, böylece ben esasında hastalanmadan, acile başvurma ihtiyacı hissetmeden insanların hayatına belki faydam olmuş olacak diye de tababet kısmında oradan düşünüyorum. Bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi sohbetin başında da söylemiştik. Şimdi karşımda genç bir yönetici var benim, bir hekim var. Ama gençlerle bir araya geliyorum diye bir cümle kurmuştunuz. Evet. Ne konuşuyorsunuz? Gençler nasıl? Ne anlatıyorsunuz? Gençlerle bir araya gelmekten çok hani mutluluk duyuyorum. Şöyle ki, bu dönemdeki bazı konular, özellikle toplumsal konularda belki neslin değişmesi, sonraki gelen neslin farkındalığının artarak gelmesi gibi konuların hani daha iyi bir dünya, daha güzel bir Türkiye için önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite gençliğiyle en son geçtiğimiz hafta bir gençlik kampındaydım. Trabzon'da bir gençlik kampındaydım. Bazen lise gençliğiyle bir araya geldiğimiz de oluyor. Hem bu insani yardım alanında, yani Afrika'da, Afrika nasıl bir yer, Afrika'da ne gördüm, Filistin'de ne var diye konuşuyoruz. Tabii farkındalığı artırmak önemli olduğunu düşünüyorum. Sorduğum sorulardan bir tanesi, onlarla soru cevap yapıyoruz genelde. Sohbet ediyoruz esasında. Hı hı. Hani Avrupa'nın bir ülkesinin başkentini gençler gitmese de biliyor. Çünkü işte televizyon, diziler onu vermiş. Oyunlar onu öğretmiş. Ama Afrika'daki bir ülkenin adını bile duymamış. Yani Burkina Faso'nun adını bile duymamış. Onun başkentini zaten hiç duymamış. Ama Fransa'yı ve Paris'i duymuş. Yani Fransa'ya gitmese de Paris'in Fransa başkenti olduğunu biliyor. Bunu konuşuyoruz. Dünyayı biraz konuşuyoruz. Yani dünya dediğimiz şeyin gezegenin nasıl bir yer olduğunu konuşuyoruz. Türkiye konuşuyoruz. Hep onlara şunu söylüyorum ben. Trabzon'a gitmemişseniz, Mardin'e gitmemişseniz Türkiye'liyim demeyin. Çünkü Türkiye Trabzon'uyla, Mardin'iyle, Uşağı'yla, İstanbul'uyla Türkiye. Ve bu ülke hakikaten o anlamda çok güzel bir ülke. Evet, hani 80 ülkeye gitmedim ama 40 küsur ülkeye gittim ben de. Bu ülke bu anlamda da çok güzel bir ülke. Onu da konuşuyoruz gençlerle. Gençlerin ben daha çok seyahat eden, hani vardır ya, seyahat mi, gezen mi, kitap okuyan mı? Seyahat ederken kitap okuyan, dil öğrenen, yabancı lisan öğrenen. Yani biz Fatih Sultan Mehmet'le övünen ama 7 lisan bilen Fatih Sultan Mehmet'in bir lisanı düzgün konuşamayan bir torunuyuz. Onu konuşuyoruz, ona dokunuyoruz. Böylece de hem tedbir kültürünü dönüp dolaşıp onların işte sigara ve kanser örneğinden yola çıkarak tedbir kültürünü konuşuyoruz. İnsani yardım, dünyayla da sohbet ediyoruz. Bir hekim, bir yardım gönüllüsü, bir yönetici. Türkiye'nin içinde ve dışında yükselen yardım çağrılarına ses veren, koordine eden, el uzatan kurumun başında Doktor Mehmet Güllüoğlu. En az Batı'yı bildiğimiz kadar bilmemiz gereken coğrafyaların varlığına işaret ediyor. Asya var, Afrika var, hatta bunların içinde ayrı özellikleri bulunan kültürler, toplumlar ve o toplumların ihtiyaçları var. Ayrı ayrı görmek, ayrı ayrı duymak mecburiyetimiz olduğunu söylüyor. AFAD'ın sınırlarını Türkiye ile değil, dünya ile tarif ediyor. Biz kanalı değiştirince, açlık, savaş, felaket bitmiyor diyor.